Hepiniz hoş geldiniz. Ben Miraç Şef, yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, aynı zamanda yemek yazarı, televizyon şefiyim. Bugün sizlere Tuğba arkadaşımla birlikte eşlik edeceğiz. Biz çok hoş bulduk bu durumdan. Tuğba'cığım sana bırakıyorum sözü. Teşekkür ederim. Merhaba değerli konuklar. Ben Tuğba Erol. Aynı zamanda blog yazarıyım. Gastronomi üzerine organizasyonlar düzenlemekteyim. Çameli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Kaymakamı Kerem Yenigün, Sayın Çameli Belediye Başkanımız Cengiz Arslan, İşletme Müdürü Ahmet Sadıç, kıymetli Mısın ve Sumu arkadaşlar ve siz değerli misafirlerimiz. Yapması için Çameli Taş Konaklar İşletme Müdürü Ahmet Sadıç Bey'i davet ediyorum. Değerli misafirler, bugün Çameli'ne özgü yemeklerimizi tanıtmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen şeflerimiz ve tanıtım elçilerimizle bir organizasyon düzenledik. Tabii bu organizasyonun temel amacı da aslında ulusal olarak Çameli'yi tanıtmaktı. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah Çameli'ne faydalı bir şeyler yapmış oluruz. Sayın şeflerim, çok değerli misafirlerimiz uzaktan yakından. Ben uzaktan yakından gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dün akşam bazılarına tanışma fırsatını bulduk. Ankara'sından değişik illerden gelen arkadaşlarımız var. Emeklerine sağlık, ayaklarına sağlık diyorum. Bundan 8 yıl önce dünyada korona belası yok. Ama iklim değişikliği vardı. İkimiz de birlikte dedik ki yayla turizmi, alternatif doğa sporları, ekoturizm çok çok önemli. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Gün gelecek Çameli gibi doğası bozulmayan ilçeler, altın değerli ilçeler olacak dedik. Bu tesislerde sağ olsun Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanı destekleriyle yapmış olduğumuz bir tesis. Tabii tesis yapmak yetmiyor. Tesisi işletmek, tanıtmak çok çok önemli. Buradaki Taşkonak'ta tesisin yapılması amacı belediyenin otel, restoran işletmesi değil. Bu işin yapılabilirliğini Çameli'de göstermekti. Ve gerçekten görüldükten sonra da özellikle Elmalı Kirazlı'yla bölgesindeki işletmeler gerçekten bizim yüz akımız oldu. Türkiye'nin her yerinden grupların geldiğini görüyoruz, misafirlerin geldiğini görüyoruz. Yaklaşık 10 milyon cinlu üzerinde bir ciro yaptığımızı ki bu başlangıç olarak bizim küçük işletmelerimizden önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu işletmelerin tanıtılması siz değerli YouTuber arkadaşlarımızla, değerli şeflerimizle olabilecek bir çalışma. O konudan hasreten herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlarımızla daha öncesinden tanıştık, sık sık geliyorlar. Bütün herkesin desteklerini bekliyoruz. Biz Çameli ilçemizde doğamızı, kültürümüzü, dokumuzu bozmadan Çameli'mizde ekoturizm yapmakla ilgili hedeflerimiz var. Bugün yemek kısmındayız. Güzel yemeklerimiz var gerçekten. Bu ilk yarışmamız olacak. İnşallah gelen sıklaştırıp her yıl yapmayı arzu ediyoruz bu çalışmaları. Bugün balığımızı tanıyacağız, kuru fasulyemizi tanıyacağız, cevizimizi tanıyacağız. Ama daha sonralarında baktığımız zaman bir yoğurtlama kültürümüz var bu yörede. Leğen böreğimiz var. Hocam var aramızda, Çameli arkadaşlarımız var, çok iyi bilirler. Leğen böreğimiz unutulan yemek kültürümüzden bir tanesi. İnşallah şeflerimize biz de leğen böreğini öğreteceğiz ileriki zamanda. Maksadımız değişik damak tatlarının dünyaya baktığımız zaman bugün gastronomi turizminin uçakla bugün Antep'e gidip yemek yemeye giden vatandaşlarımızı görüyoruz. Uzak Doğu kültürüne giden arkadaşları görüyoruz. Gastronomi turizmi bizler için önemli olduğunu düşünüyoruz ve ilçemizdeki unutulan yemek kültürlerini canlandırıp bunları yaygınlaştırıp turizme kazandırmak hedeflerimizden bir tanesi. Burada sayın şeflerimizin bizlere çok büyük destekler olacak. Biz onlardan faydalanacağız. Onlar bizden faydalanacaklar. Ben ayaklarına sağlık diyorum. İlk yarışmamız hayırlara vesile olsun. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kendi ana malzemelerinden çıkan ürünleri eminim ki en iyi onlar notlayacaktır. Ben biraz önce gördüm. Buradan tüyosunu da vereyim madem. Balık gelecek, tarhana gelecek ve coğrafi işarete sahip Çameli'nin kuru fasulyesi gelecek temel malzemede. Masada yardımcı ürünlerimiz var. Bunları da kullanabilirler şeflerimiz. Bakalım ne çıkacak? Ben şimdi ilk yarışmacılarımız olan Şef Caner Aydoğan ve blogger Zehra Tekin Dörter'i yemeklerini yapmak için standıma bekliyorum.
kendimi ve blogumuzu da bir tanıyalım isterseniz. Sayın Şef'im hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, ben Şef Caner Aydoğan. İzmir'den geliyorum, Ege bölgesinden. Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Ege Bölge, daha doğrusu İzmir Dernek temsilcisiyim. Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlıyım şu anda. Yaklaşık 14 yıldan beri mutfak sektörümü, gastronomi sektörünün içerisindeyim. Televizyon şefliği, danışmanlıklar ve aynı zamanda yemek yazarıyım. Kısa bir özü bahsetmek gerekirse benim hayat hikayem bu şekilde. Ben mikrofonu Zehra'ya veriyorum o zaman. Teşekkür ederim şefim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Zehra Dörter. Yaklaşık 8 yıldır blog yazarlığı ve Habertürk yazarlığı yapıyorum. Geçtiğimiz ay bir kitabım çıktı. Çocuk kitabı yazdım. Şimdi okurlarıyla buluşuyor. Aynı zamanda influencer olarak da sosyal medyada hem danışmanlık veriyorum hem reklam işbirlikleri yapıyorum. Yanı sıra insan kaynakları uzmanlığım var ve şirketlere de danışmanlık vermeye devam ediyorum. Bugün Caner Şef'imle birlikte biz de şovumuzu yapacağız. İnşallah. Şovumuz dedi. Zehra Şef'im diyeceğim o zaman. Muhtemelen bu kadar biriktirmişliğin arkasından güzel bir yemek çıkaracaksınız bugün. O zaman arkadaşlar 5 dakika süre veriyorum size hazırlanmanız, menü yazmanız için ya da ne yapacağınıza karar vermeniz için. Kullandığımız, açtığımız filetonun hiçbir şekilde ne kafasına ne de kemiğine atmıyoruz. Bu ürünleri kaynatıp bunlarla tereyağlı limonlu bir sos yapacağız. Çok güzel bir sos yapacak. Evet, jürimizin önüne gitti tabaklar. Şimdi coğrafi işaretli ürünümüz kuru fasulyeydi. Evet. Kuru fasulyeyi biz birazcık daha böyle emülsiyon haline getirdik. Daha böyle humusumsu bir kıvam haline getirdik. Ve içerisine kaynattığımız balık kemiklerini suyunu ilave ederek pür haline getirdik. Daha sonrasında ben buranın tereyağının çok meşhur olduğunu duydum. Çok lezzetli olduğunu duydum.
tereyağı ve zeytinyağı karışımı var. Tavada çok güzel bir alabalık yaptım sizlere. Tereyağı sos ve içerisinde balık stok sosu var. Aynı zamanda da tabii ki kahramayı kullandım. Fasulyeyi ayrı bir deniyor. Balığı ayrı bir deniyor. Valla inşallah beğenin, mutlu olun. Hatta ilerleyen süreçte menünüzde olsun. Çok da güzel, reçetesi caner şekilde. Fasulyeyi bir deneyelim şimdi. Bu arada... Evet, söylediğim fasulyeli humusu tattım. Ben Damla Demirtaş, Ankara'dan geldim. Yaklaşık 9 yıldır bu mesleğin içindeyim. Şu anda da Nijerya Büyükelçiliği'nde çalışıyorum. Bugün de çok güzel oldu bizler için. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Bilmiyorum, biraz heyecanlıyım, biraz profesyonellik, biraz heyecan. Karışık, heyecan değişik güzel. Bir duygu. En önemlisi sevdiğim arkadaşlarımla yarışıyorum. Bu güzel bir şeymiş. Tek rakipleri benim. Öyle söyleyeyim. Çok iyiydi. Arkadaşı da benim. Merhaba, ben Ersin Köktaş. Gezen Adam Denizli Instagram hesabı sahibiyim. Bunu 4 yıldır yapıyorum. Birçok işletmeye katkı sağlıyorum bu şekilde. Daha öncesi de var ama bu festivalleri daha da genişletip ilçelerin ülke bazında, ulusal ülke bazında duyulmasını sağlayabiliriz. Münat Şef'im de dediği gibi küçük başladı ama çok büyüyebilir. Teşekkür ederim herkese. Çalışıyorum ben. Fizyon mutfağında yıllardır çalıştığım için. Bunu birazcık Nijerya usulü, birazcık işte Çin usulü, öyle söyleyeyim. Tabii çok... Yöresel bir lezzet bu normalde. Tayvan'ın zaten çok güzel, tadına baktım. Umarım beğenirsiniz. İnşallah. Ellerine sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle şu balık kısmı. Fotoğraf ben göreyim bakayım. Evet, diğer tabağı da... Şöyle balık kısmını alalım. Misafirlerimize gösterelim isterseniz. Buyurun gösterin. Ulan ben göstereyim. İki rakip insan nasıl birbirine bu kadar destekçi olur? Harikasınız arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bu arada bir taraftan tezgahımızı toparlayalım. Hızlıca bulaşıklarımız varsa yukarı mutfağa gönderelim. Tam Eli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması'nın 3. ve son etabı olan yarışmacı arkadaşları çağıracağım. Şef Halep Noyan ve Blogger Reyhan Pişkin. Caner şefimizle birlikte aynı platformun, aynı oluşumun içindeyiz. Burada olmaktan çok 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 mutluyuz. Alabalığın burada bu şekilde gerçekten güzel bir şekilde üretildiğini bilmiyorduk. Bunu öğrenmiş olduk. Benden önceki arkadaşlara eline koluna sağlık demek istiyorum.
Ama o ana kadar her şeyi unutsunlar. Artık uçak bende. Merhabalar, ben Reyhan Büşkün, İstanbul'dan geliyorum. Kendime ait bir sayfam var, iki çocuğumla beraber. Memnun kaldığım ürünlere, gittiğim, gezdiğim yerleri paylaşıyorum. Aynı zamanda Dekreçe markasının sahibiyim. Burada olmaktan son derece memnun ve mutluyum. Bizi çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Cevizi de kullanıyor, evet. Evet. Bunun kaliteli ve çok lezzetli olduğunu gösterir. Bunu sıcak suda kaynatıp her sabah içtiğiniz zaman farkını bir ay sonra görürsünüz. Atıyoruz, ayırıyoruz. Evet. Evet. Şöyle mi bakalım? İstersen şöyle bırak. Evet. Evet, kızlarınıza da olsun, her şeyde. Ben önceki arkadaşlar süre yaptıkları için ben piyaz yapmak istedim. Piyazı her zaman sevmişimdir. Alt tabanına soslu patates kullandım. Balığımızda buranın tahiniyle bir sos yaptım. Balığı ona bulayıp o şekilde pişirdim. Afiyet olsun. Pardon, tarhana. Kesinlikle. Elinize sağlık. Üç ana ürünümüzden daha ürünlerimiz var ama bugünkü konseptimiz coğrafi işareti fasulyemiz, balığımız ve tarhanamız. Ama üçünden bir yemek yapılabileceğini Damla Hanım bize göstermiş oldu. Kendisine güçlü bir alkış rica ediyorum. Evet, Halef Bey, balığı özellikle çok çok beğendim, onu söyleyeyim. Fasulyemiz ayrı bir güzellik katmış, tarhanamızla beraber sosumuz. Ama balık olarak, konsept olarak biz genelde burada ızgara ya da özellikle yağda tercih ederiz ben özellikle balığımızı ama sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii birincimizi Kaymakam Bey açıklayacak ama benim gönlümde herkes birinci, onu söyleyelim. Üçü de çok çok güzel konsept yapmışlar. Jüri özel ödül olarak Kaymakam Bey'imiz açıklayacaklar. Ama bana göre herkes birinci olmuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Değerli katılımcılar, yemekleri ayrı ayrı değerlendirme yapmayacağım başkanımızın üstüne. Öncelikle ülkemizin farklı yerlerden ilçemize geldiğiniz için, sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Bunu belirtmek isterim. Farklı bir etkinlik oldu. İleriki yıllarda bunu genişleterek devam ettirmeyi düşünüyoruz başkanımızla beraber. Hepinizin ellerine ve ayaklarına sağlık.
Tabii başkanımız söyledi, üçü de gönüllerimizin birincisi ama ihaleyi bana bırakmış gibi olmasın. Ortak kararımız bilin. Bütünleşik olduğu için, bize daha farklı geldiği için Damla ve Ersin birinci olarak ödülürüz arkadaşlar. Yönesel ödüllerimizi. Allah'ın masaya gelmesinde herhangi bir etkeni yok. Bunda başka bir teşekkür ediyorum. Daha büyük jürilerle gerçekten bu işi yapmış, jürilik yapmış büyüklerimizle, üstadlarımızla beraber Çameli Yöresel ikinci Yemek Yarışması'nı festivalde yapmayı planladık Kaymakam Bey'le. Sizleri de şimdiden davet ediyoruz. Efendim ben de bütün gün için burada bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Bize bu olumlu fırsatı sağladıkları için Başkanım Kaymakam'ın ve müdürüme çok teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlarımıza, destekçi arkadaşlarımıza birer teşekkür, katılım belgesi armağanımız var. Bu arada Bonna'nın da yazılmış bir teşekkürü var. Aynı zamanda birincimiz olan Damla Demirtaş Şefi'nin belgesini başkanım kendisine takdim ediyor. Damla'nın. Ve SMA hastalığındaki farkındalığını konuşturan DAS üniformanın belgesi bizde, kendileri aramızda yok, onu da vekilleri olan Celal Şef'e vermek istiyorum. Şöyle size vereyim. Yine bölümlerimizden ve gezginlerimizden Ersin Öktaş Beyefendi'nin belgesini vermek için kendisini buraya davet ediyorum. Şefimiz Caner Aydoğan'ın belgesini vermek için kendisini buraya davet ediyorum. Ben Şef Caner Aydoğan. Öncelikle Ege TV'ye bu güzel gelip çekim yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ Bey'e çok teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Çok güzel bir organizasyon oldu Denizli Çameli beldesinde. Taş konaklarında çok güzel misafirperverlik edildik. Onun dışında çok güzel bir organizasyon oldu Sayın Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız bizim jürimiz oldu. Çok güzel organizasyon oldu. Çok güzel lezzetler çıkardık ortaya. Öncelikle tabii coğrafi işaretli ürünlerden yola çıkaraktan bir güzel bir konsept yakaladık. Coğrafi işaretli ürün Çameli Belediyesi'nin özellikle kuru fasulyeydi. Türkiye'nin en büyük alabalık çiftliklerinden biri olan Çameli beldesinde çok güzel bir alabalık konseptiyle şık tabaklar çıkarttık ortaya. Tabii ki de organizasyon üstlenen kişi Tuğba Erol. Bu konuda aynı zamanda kendisi blog yazarı ve bu tarz gastronomi organizasyonlarında çok güzel projeler imza atıyor kendisi. Ben isterseniz mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Kendisinden de birazcık bilgi alalım istiyorum çünkü. Teşekkür ederim. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben Tuğba Erol. Instagram sayfa ismim Baytubi. Arkadaşımın da bahsettiği gibi blog yazarıyım. Aynı zamanda gastronomi üzerinde organizasyonlar yapmaktayız. Öncelikle bize destek veren Çameli Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve İşletme Müdürümüz Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onun dışında beni yalnız bırakmayan, her anımda yanımda olan, tüm nazımı çeken bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emekleri bende çok fazla. O yüzden umarım bir sonraki yıllarda daha büyük organizasyonları hep birlikte imza atacağız.